Depremin olduğu anda Ankara'da 4. seviye, yani uluslararası doğal afet kodlu alarma geçildi. AFAD Koordinasyon Merkezi'nde her şey planlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da başlarındaydı, ancak tablo vahimdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ölü sayısının nereye varacağını bilmiyoruz dedi. Yolların açık kalması ve iletişimin sağlıklı yürümesi için çağrı yaptı. Erdoğan 85 milyon tek yürek olma günü diye tarif etti içinde bulunduğumuz durumu. Siyaset dünyası da arkasında durdu. Muhalefetten de merkezi hükümette çalışma çağrısı geldi. ...85 milyon tek yürek, tek bilek olma günüdür. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Son bir asırda yaşadığımız 1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük felaketle sarsıldık. 10 ilde 13 milyon felaketi yaşadı. 04.17 itibariyle alarm verildi. Yüzyılın ikinci büyük deprem felaketi için devlet tüm imkanlarını seferber etti. 4. seviye doğal afet koduna geçildi. 4. seviye uluslararası yardım da içeren bir alarmdır. Uluslararası yardımlar için de ülkemizle temaslar kurulmaya başlanmıştır. NATO ve Avrupa Birliği yanında 45 ülkenin yardım teklifleri tarafımıza ulaşmıştır. 7,7'lik büyük depremin ardından AFAD Koordinasyon Merkezi ana karargaha dönüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vahim tabloyu oradan böyle duyurdu. Mevsimin kış, havanın soğuk, depremin gecenin tam yarısı gerçekleşmiş olması işleri zorlaştırmakla birlikte herkes canla başla çalışarak olabilecek en hızlı refleksi vermiştir. Deprem bölgesindeki pek çok binada enkaz kaldırma çalışmaları sürdüğü için ölü ve yaralı rakamının nereye kadar yükseleceğini bilemiyoruz. 10 ile mevcut valilere yardım için 10 vali daha atandı. 10 ilde de bakanlar görevlendirildi. Herkes kendi bölgesinde çalışmaların başına geçti. Hatta İçişleri Bakanı Soylu, Kahramanmaraş'a ulaşır ulaşmaz enkaz altında kalan bir vatandaşa ulaştı. Duyuyor musun? Evet. Üzerinde bir şey var mı? Plan var. Şey var. Şey kalmış. Kolon kalmış. 10 ilde okullar tatil edildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de haberi Malatya'dan duyurdu. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde bugün itibariyle eğitim öğretime 2 hafta ara veriyoruz. Yine geriye kalan Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis illerimizde de sadece 1 hafta eğitim öğretime ara vereceğiz. Devletin tek bir isteği vardı. Görevli olmayanların yola çıkmaması, telefonların meşgul edilmemesi. Bunun için SpaceX şirketinden de yardım teklifi geldi. Elon Musk, Türkiye hükümeti onay verir vermez Starlink uydularımızı gönderebiliriz dedi. Musk'a teşekkür edildi. TürkSat'ın kapasitesi yeterli denildi. Enkaz bölgelerine giden yolların açık tutulması, iletişim araçlarının sadece zorunlu durumlarda kullanılması gerekiyor. Deprem fırtınasına karşı siyaset dünyası da kenetlendi. Devletin sesini duyma günümüz, bugün hepimizin susma günü. Allah yardımcımız olsun. İktidar gibi muhalefet cephesinde de tüm rutin programlar iptal edildi. Millet İttifakı'ndan ortak bir açıklama geldi. Türkiye olarak kenetlendik denildi. Herhangi bir ayrım yapmaksızın merkezi hükümetle işbirliği içinde çalışılması istendi. Ülke ve millet olarak birlik ve beraberlik içinde İnşallah bu felaket günlerini de geride bırakacağız. 85 milyon tek yürek, tek bilek olma günüdür.